Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara saldırısını değerlendirdi. Soruşturmadaki son durum hakkında bilgi veren Davutoğlu, güvenlik zafiyetine kendi dönemlerinde çıkan yasaları gerekçe gösterdi. Türkiye'de çeşitli terör örgütlerinin uyuyan hücreleri olduğunu belirten Davutoğlu, bu hücrelere dokunamıyoruz dedi ve çok ilginç gerekçeler öne sürdü. Hükümet, AK Parti hükümeti değildir. 7 Haziran sonrasında millet hiçbirimize tam anlamıyla sorumluluk vermedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu NTV'de katıldığı programda Ankara katliamını değerlendirdi. Bakın 23 Temmuz'da yani 23 Temmuz arası 3 gün içinde IŞİD, artık IŞİD, DEAŞ herhalde aynı oldu, herkes anlıyor. DEAŞ diyelim, daha çok kullanıldığı için bugünlerde DEAŞ. Soruşturmadaki son durum hakkında bilgi veren Davutoğlu şunları söyledi. Canlı bomba olduğu kesin, çünkü elimizde sağlam doneler var. Bazı DNA testleri yapılıyor. Çünkü canlı bombanın kendisi tümüyle çoğu zaman parçalanmış oluyor. Ancak yine detayını veremeyeceğim şekilde iki canlı bombanın profilinin, yani nasıl o meydana gelmiş olabilecekleriyle ilgili veya bombayı nasıl taşımış olabilecekleriyle ilgili bir tespite de ulaşıldı. Ya isimlere ulaştınız mı efendim? Bir isme çok yaklaşıldı ama bunu dediğim gibi peki o isim bir şekilde bir örgüte işaret ediyor mu yaklaşılması? Ediyor. Davutoğlu mitinge gelenlerin toplanma yeri olan Ankara Garı önünde arama yapılmamasını da demokrasiye bağladı. Demokratik hukuk kuralları içinde bunu uyguluyorsunuz. Birisinin biliyorsunuz bu bir eylem hazırlığı içinde ama bunu gerçek bir eyleme dönüştürmedikçe veya elinizde o eylemin olabileceğine dair bir veri olmadıkça tutuklayamazsınız. Türkiye demokratik bir hukuk devlet adamı dese ki savcı, elinde ne delil var? Ve bir saat sonra da serbest bırakılabiliyor. Ya burada kimse hukuku da suçlayamaz çünkü Türkiye sebepsiz yere insanların tutuklanabileceği bir ülke değil. Türkiye'de çeşitli terör örgütlerinin uyuyan hücreleri olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu hücrelere dokunamıyoruz dedi ve gerekçesini şu şekilde açıkladı. Tabii Türkiye demokratik hukuk devleti. Bir uyan hücre varsa bir yerde şöyle davranamayız biz, başka diyelim Suriye veya başka ülkelerde olduğu gibi. Bunların hepsini toplayın, bir yere atın, hiç kimse de görmesin diyemezsiniz. Nihayet onlar toplumun içinde yaşayan insanlar, kandırılmış olabilirler vesaire ama hukukla davranmak durumunda olduğumuz bu hepsi için geçerli. O zaman onu biliyorsunuz ama sürekli takibat altında tutmak durumunda kalıyorsunuz. Veya gözaltına aldınız, birkaç gün emniyette altında tuttunuz. Sonra tekrar şeye çıkıyor. Bu uyuyan hücreler kendilerini saklayabiliyorlar. IŞİD elemanıysa sakalını kesiyor. Son derece farklı bir görünüm içine girebiliyor.